Lounge için fiyat tahminleri var burada ve duruma bir bakacağız. Lounge 1 dolara ulaşacak mı diye haberi karşımıza getiriyor. Sadece 1 dolar hikayesinden değil, genel olarak bir takım fiyat hedeflerinden bahsediyor. Şu neymiş bu arada, merak ettim. Başka bir şey mi? Açılırsa inşallah bakarız. CMC'nin üzerinde bu haberler toplama haberler oluyor. Bunu ne böyle ya, geç şunları be. Ne saçma sapan bir şey. 2050'ye kadar gitmiş. Her neyse ya. Şurada dursun, belki buna da bakarız. CMC üzerinde Coin Market Cap biliyorsunuz. Binance'ın yan kuruluşlarından, yan şirketlerinden bir tanesidir. İyidir yani. Şimdi şöyle bir bakalım. Lounge diyor 2023'ün son çeyreğinde en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri olarak etkileyici performans sergiledi. Bu yıl %350'lik bir büyüme kaydeden birçok yatırımcı Lounge token ile 1 doları hedefliyor. Yani 1 dolar 1 dolar yok tabii ki. Ama güçlü yükselişler yaptı ve muhtemelen hızlı bir şekilde de bu yükselişlerini tamamlamayı sürdürecek gibi de gözüküyor yani, ne diyebiliriz ki? Yön yukarı hareketin durması için bir sebep yok. Ha, sebep şu var. Belli seviyelere kadar geliyor. Her kripto parada gördüğümüz gibi belli noktalara kadar geliyor. Ondan sonra artık yine dipten yapılan alımlar kendini kar satışına bırakıyor. Çok normal. Her zaman olur. Bu şekilde olabiliyor. Ama durgunluk ve akümülasyon anlamında bir süreç yaşanması için herhangi bir sebep yok. Hani tamam düştü, şimdi akümülatif, öyle bir şey yok. Yükselir. Lounge 1 dolar hedefine ulaşıp ulaşmayacağı belirsizliğini korurken şimdiden yatırımcılarına önemli bir getirisi aldı. Yani bunu belirsiz olarak görüyorsanız ben sizin için belirleyeyim mesela, sorun. Ben de size diyeyim ki hayır, ulaşmayacak. Bak belirledim. İnanmayan varsa beklemeye devam edebilir. Yani denemek bedava sonuçta, değil mi? Ha tamam, başlangıçta tabii parayı verdiniz ama o saatten sonra hani lounge için beklemek ya da satmak sonuçta tercihtir yani. Eğer gerçekten 1 dolar olacağına inanıyorsanız ya da 10 sent vesaire gibi şiş fiyatlar ve tersini düşünüyorsanız benim düşündüğüm, o yüzden o zaman bekleyebilirsiniz ama ondan sonra ne oldu demeyin. Denemek bedava tabii ki. Lounge'un 2024'te 1 dolara ulaşma olasılığı konusunda analistler arasında farklı görüşler var. İşte Binance'ın sitesinde de bunun gibi haberler vardı. Binance'ın kendi resmi sitesinde. O yüzden bu kadar spekülasyon çıktı. 2024'te 1 dolara ulaşma konusunda analistler arasında farklı görüşler varmış. Piyasadaki tanınan çoğu analist Lounge'un adını ağzına bile almıyor. Bu nasıl bir yaklaşım? Tanımıyoruz yaklaşımı. Mesela şeye falan da yaparlar. Örneğin terör örgütlerinin vesaire adı söylenmez. Niye? Yok sayar. Adam yerine koymuyoruz şeklinde bir bakış açısıdır. Devletler bunu çok yapar. Kripto paralara da bunlar yapıldı bildiğiniz üzere uzun bir zaman. Şu an yapamıyorlar tabii ki. O yüzden bu şekilde bir durum var. Çoğu analist de Lounge'la alakalı konuşmuyor. Çünkü Terra Classic aslında bir leke olarak görülüyor. Öyledir zaten bu arada. Doğrudur, lekedir yani. Terra Classic dediğiniz şey çalışmayan, bozuk, saçma sapan bir ekosistem. Ama Lounge'un da yükseliş potansiyeli fazla. Yani piyasada bu tip yatırımcı varken kazanmakla kaybetmek arasında sadece böyle bir tık gezen yatırımcılar varken Lounge tarzındaki kripto paralar bitmez. Shiba da aynı şekilde. Dolayısıyla bunlar değerlenir yani. Ama 1 dolara kadar da hiçbir tanesi ulaşmaz. Bazıları bunun başarılabilir olduğunu inanırken diğerleri şüpheli. En iyimser fiyat tahminleri Lounge'un 2024'te potansiyel olarak 1 sente kadar çıkabileceğini gösterirken en kötümser tahminler ise 2.01 doların altında kalabileceğini gösteriyor. Evet. Şimdi 1 sente kadar çıkabilir mi? Hani Terra Classic ekipleri bununla alakalı vaatleri var. Tabii onlar
vaat verdi diye olacak diye bir şey yok. Ben zannetmiyorum 1 sent fiyatlarının bu sezon genelinde de görüleceğini ben zannetmiyorum. Tabii duruma göre bakılır. Yani zamanı geldiğinde aşağı yukarı bunu belli vakitlerde tahmin edebilir hale geleceğiz zaten. İkincisi 2,01 doların altında kalır mı 2024'te? Onu da hiç zannetmiyorum. Güçlü bir süreç yaşanacak. Loncuda tutup 2,01 dolar fiyatlarında akümülatif gezecek ya da buralara ulaşamayacak hali yok. Çünkü şimdiki fiyatlarına kadar mesela 27,5'lara kadar bile geldiğinde hala gücünü ne kadar iyi koruduğunu da görmüş olduk aslında Loncu'nun. Haliyle buralarda kalması için bir sebep yok. Piyasada trading olduğu zaman daha da yükselen, daha yüksek fiyatlardaki Bitcoin'ler vesaire olduğunda böyle olması için bir sebep yok. Fiyat tahminimize göre Launch Coin'in maksimum fiyat seviyesi 2024 yılına kadar yakında 2,017 doları aşacak. Evet, bu bence ideal. Hani bence burada ortalama iyi bir fiyat tahmini yapmışlar. İdealize edilebilir 2024'te olabilecek potansiyel fiyatlar için 2,017'ler bence de söylenebilir, gösterilebilir. Katılıyorum yani buradaki denen şeye. Ancak kripto manzarasında bir düşüş yaşanırsa, tamam burada abartmaya şey bokunu çıkarma yani kripto manzarasında bir düşüş yaşanırsa 2024'te sence kripto manzarasında bir düşüş mü yaşanacak? İlla ki çok düşüş olacak, çok yükseliş olacak ama bu yazıdaki neyi kastettiğinin farkındadır zaten. Luna Classic'in gelecekteki fiyatının 2024'te 1 dolar mı yoksa 1 sent mi hedefine ulaşacağı belirsiz. Belirsiz değil işte bak ben ulaşmayacak diye söylüyorum. Bak belirledim işte. İsteyen varsa da deneyebilir. Hani diyorum ne diyeceğim yani daha ne söyleyebilirim ki? Kripto piyasası öngörülemez diye biliniyor çünkü çeşitli faktörler Terra Classic'in fiyatını etkileyebilir. Altcoin'lerin genel piyasa duyarlılığı veya BTC ve Ether gibi önde gelen kripto para birimlerinin değerindeki değişiklikler nedeniyle fiyat dalgalanmaları yaşaması yaygındır diyor. Doğru tabii ki BTC'deki mesela halihazırdaki bu değişken fiyatlar da aynı zamanda muhakkak Luncu'yu da etkiliyor. Ne noktaya gidebileceği, gidemeyeceği durumuna yönelik. Sonraki videoda da Lunge üzerine konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.